Merhabalar arkadaşlar, Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte 4 farklı hisse senedini değerlendireceğiz. Bunlar Ereğli, Kozal, İzdemir Enerji ve Karsan hissesi olacak. İlk olarak Ereğli hissesinden başlayalım arkadaşlar. Ancak şunu söyleyeyim, İzdemir Enerji videosunu özellikle izlemeye çalışın. Bakın teknik analizi orada nasıl uyguladığımıza bakın ve fiyatların direnç bölgesinin üzerine attığını göreceksiniz. Bunların ne anlama geldiğini İzdemir Enerji tarafından da anlatmaya çalışacağım. Şimdi Ereğli hissesinde başlayalım. Bakın Ereğli hissesinde burada 2000 yıllarından gelen bir kanal görüntümüz vardı ve 2000 yıllarından gelen bu kanal görüntümüz 2020 yılının Aralık ayında yukarı yönlü aşılmasıyla birlikte kanal içerisine tekrardan girdiğimizi gördük ve kanal orta bandına kadar fiyatların geldiğini gördük arkadaşlar. Zaten kanal teorisi bize şunu söylüyor. Eğer fiyatlar kanal içerisine girerse ilk hedefi kanal orta bandıdır diyor. 2023 yılının Şubat ayında da aylık mumlarda kanal orta bandının test edildiğini görüyoruz. Şimdi günlük görüntülerimize gelelim. Ereğli'nin ne yaptığını birlikte anlamaya çalışalım arkadaşlar. Bakın Ereğli hissesinde beyaz yükselen trendimiz vardı ve beyaz yükselen trende her dokunduğunda daha yukarı doğru giden bir Ereğli hissesi gördük. Ancak 2000 yıllarından gelen kanal orta bandımızın yukarı yönünü aşılamadığını görüyoruz. Bakın defalarca kez kanal orta bandı test ediliyor ancak yukarı yönünü aşılamıyor. Tabii ki bunun temel sebepleri de var. Temel analize baktığımızda demir çelik sektörünün dünya üzerinde yaşamış olduğu bir takım sıkıntılardan dolayı Ereğli hissesi de 2000 yıllarından gelen bu direnç bölgesini aşamadığını görüyoruz. Temel analiz ile teknik analiz birbirinden ayrılmaz şekilde önemlidir arkadaşlar. Ben bu yayınlarda teknik analiz yapıyorum. Çünkü temel analize de girdiğimiz zaman bu yayınların süresi çok artmış oluyor ve maalesef o kadar zaman bulamıyoruz. Ancak sizler temel analizi de lütfen öğrenmeye çalışın. Ben sizlere ücretsiz bir şekilde teknik analiz anlatıyorum. Şimdi bakın direnç bölgesi yukarı yönlü aşılamamasıyla birlikte beyaz yükselen trendde kırılıyor ve kırılmayla birlikte ne yapıyor bakın. Destek olarak çalışan bu beyaz yükselen trendimiz direnç olarak çalışıyor. Üzerine atmamayla birlikte de sert bir düşüş ile ana yükselen trendimize kadar yani kırmızı yükselen trendimize kadar fiyatların düştüğünü görüyoruz. Bakın kırmızı yükselen trendimiz de 13 TL'lerden itibaren Ereğli hissesinin oluşturduğu durmuş olduğu önemli bir destek bölgesi ve bu destek bölgesine kadar düştükten sonra tekrardan yukarı yönünü kırmış olduğu beyaz yükselen trendini direnç olarak çalıştırıyor. Üzerinde kalıcılık sağlayamamasından dolayı güç toplayabilmek için tekrardan kırmızı yükselen trende kadar düşme isteğini görüyoruz. Kırmızı yükselen trendimizin destek noktası 35 TL'den geçiyor. Yükselen bir destek olduğundan dolayı her geçen gün bakın bunun fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Lütfen bu çizimleri birlikte siz de yapın. Bakın bu bölgedeki dip noktasıyla buradaki dip noktasını alıyorsun. Yükselen trendin boyunu uzatıyorsun ve hangi zamansallıkta buraya fiyatlar gelecekse ona göre değişkenlik gösteriyor. Kısa vadede destek bölgemiz bizim 35 TL. 35 TL'nin üzerinde kaldığımız sürece yukarı yönlü hareketlilik bekleyeceğiz. Ancak bu bölgelere kadar düşme riski de vardır. Çünkü daha önce ne yapmış bakın defalarca kez bu bölgelere kadar düştükten sonra güçlü yükselişler yapmış ve şu anda fiyatlar 38 TL civarında görülüyor. 35 ila 36 TL band aralığına kadar düşme riskinin olduğunu bilerek almayı düşünebilirsiniz. Ereğli hala ucuz ve primsizdir. İskontoludur. Ancak 35-36 TL ana destek bölgesidir. Buralara kadar düşmesi teknik manada beklenti dahilindedir. Şimdi Ereğli'nin güçlü yükselişlerine başlayabilmesi için iki tane trend çizeceğiz. Bir tanesi fiyatların içine girmek suretiyle çizdiğimiz minör trendimiz. İlk direnç bölgemiz Ereğli'de bakın 39,5 TL'ler olarak görülüyor. Yarın itibariyle 39 TL oluyor. Bakın bir sonraki gün 9 Kasım tarihiyle 38.70 TL'lere 38.70 TL'lere düşüyor. Sonrasında ise Cuma günü 38.40 TL olarak karşımıza geliyor. Bu direnç bölgeleri yukarı yönlü aşılırsa bir sonraki majör trendlerdeki direnç bölgesine kadar yükselmesini bekleyeceğiz. O da 43.5 TL'ler olarak karşımıza geliyor. Yani ilk direnç bölge bu mavi düşen trendimiz burası aşılırsa da buradaki 43.5'lar direnç olacak. 43.5'un da aşılmasıyla 48-50 bantlarına kadar fiyatların yükselmesini bekleyeceğiz. Aşağıda desteğimiz 35 TL. Yukarıdaki dirençlerimizi sıralı bir şekilde söyledim zaten arkadaşlar. Orta ve uzun vadede Ereğli hissesinin yönünün yukarı yönlü olacağını ancak kısa vadede 35 TL'lere kadar bir baskılanma sürecinin olabileceğini söylemek istiyorum. Sonraki hissemiz Kozal hissesi arkadaşlar. Kozal hissesini gelin birlikte değerlendirelim. Bakın
Bakın Kozal hissesinde sert yükselişten sonra bir düşüş konsolidasyonu oldu. Burada bir Tobo formasyonu vardı. Tobo formasyonu biliyorsunuz ki dipten dönüş formasyonları ve yükseliş formasyonları olarak bilinir. 25.50 formasyonumuzun boyun çizgisiydi. Buranın aşılmasıyla birlikte boyun çizgisiyle buradaki baş çizgisi arasındaki farkı aldık ve hedefin Tobo formasyon hedefinin 34 ila 35 TL arasından geçtiğini söylemiştik. 34 TL'lere kadar fiyatlar geldikten sonra bakın aşağı doğru düştü. Boyun çizgisinin yani 25.50'nin altına gelmesi son derece kritik ve risklidir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Çünkü burada Tobo formasyonu vardı ve bir yükseliş formasyonuydu. 34 TL hedefine geldikten sonra aşağı doğru düştüğünü ve düşüşü de bakın sol omuz baş ve sağ omuz şeklinde Obo formasyonuna göre yaptığını görüyoruz. Obo formasyonları da düşüş formasyonlarıdır. Bu formasyonda nasıl hesaplanır? Zirve nokta olan 34 TL ile 25.50 TL arasındaki fark alınır. 8.5 TL fark vardır arkadaşlar. Kırılan bölge olan 25.50'nin altına 8.5 eklediğinizde 17 TL'lere kadar fiyatların bu formasyona göre düşmesi beklenir. %100 düşecek diye bir şey var mıdır? Yoktur. Piyasa yapıcı bunu uygulamayabilir. Ancak formasyonun görünümü bize diyor ki burada bir Obo formasyonu var. Fiyatlar tekrardan 25.50'nin üzerine atamazsa bu formasyona göre 17 TL'lere kadar düşmesi beklenir. 25.50'nin üzerine atarsa formasyon bertaraf olur. Yani uygulanmaz olur diyor. Dolayısıyla 25.50'nin altında kaldığımız sürece fiyatlar 25.50'ye kadar bir tepki yükselişi yapabilir. Ancak üzerinde kalamazsa 17 TL hala formasyon hedefi olarak aktif olarak kalacaktır. Bakın 17 TL'lerde burada oluşan sert yükselişin bir R hareketiyle geri gelmesinde oluşan destek bölgesidir. Bu bölgeye kadar fiyatların düşme riskinin olduğunu bu formasyon bize söylüyor. Minör trendlerde bizim direnç bölgemiz bakın 24 TL. 24 TL'nin üzerine atabilirsek 25.50-26 bandına geleceğiz. Buraların üzerinde kalırsak Obo formasyonun çalışmadığını, yönün sert yukarı yönlü olduğunu konuşmaya başlayacağız. Şu anki görüntüler pek hoş gözükmüyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. 24 TL ve 25.50 TL'lere kadar bir tepki yükselişi olabilir. Üzerinde kalıcılık sağlayamazsa 17 TL formasyon hedefi olarak karşımıza gelebilir arkadaşlar. Lütfen kendi yatırımlarınızı kendi kararlarınıza göre alın. Coin bulucuya göre alın veya satın. Lütfen yapmayın arkadaşlar. Bu yayınlar sizleri bilgilendirmek niyetiyle yapılmaktadır ve yayınlardaki çizimi birlikte çizdiğimizden dolayı öğrenmeniz amaçlanmaktadır. Lütfen öğrenmeye çalışın. Bir sonraki hissemiz İzdemir Enerji. Bakın arkadaşlar İzdemir Enerji'de piyasaya arzla birlikte çok sert bir yükseliş oldu. Sonrasında bu yükselişin bir düşüş formasyonunu yaptığını görüyoruz ve bu düşüş formasyonunda da şöyle bir teknik analiz yapmıştık. İki tane tepe, bir tane dipten oluşan bir kanal görüntümüz vardı. Kanalımızın ortalama fiyatının geçtiği kanal orta bandı son derece önemli bir destek bölgesiydi. 20 Ekim tarihinde bakın bu bölge milimetrik olarak test edildi ve güçlü tepkiler almaya başladık. Sonrasında bugün düşen trendin yukarı yönlü aşılmak istendiğini görüyoruz. 36 TL'nin üzerinde İzdemir Enerji kapanışlar yaparsa teknik analiz bize şunu söylüyor. Düşen trend artık kırılmıştır. Piyasaya arz edilen İzdemir Enerji'nin birinci yükselişinde oluşan güçlü yükselişin konsolidasyon düşüşü bitmiş ve ikinci dalga yükselişinin gelmesi beklenir diyor. Düşen trendlerin kırılması bir yükseliş trendi getirir. Dolayısıyla 36 TL'nin üzerinde yönün yukarı yönlü okunması lazım. Bu bölgelerde bir baskılanma hareketi olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. 36 TL'nin üzerinde kalıcılık sağlar. Belki birkaç gün buradaki düşen trend aşağı doğru retest edilir. Yatırımcılar sirkelenmek ve dökülmek istenir. Sonrasında yönü yukarı yönlü çevirebilir. Benim burada baz alacağım değer 36 TL'dir. Üzerinde kapanış yaparsa yönü yukarı yönlü okurum. Altında kalırsa hala fiyatların baskılanarak bir kısım daha düşmesini beklerim. Benim İzdemir Enerji'den beklentim genel itibariyle 36 TL'nin üzerinde kalmasıyla birlikte yönün yukarı yönlü olması, baskılanmaların ise kırmızı düşen trendin altına gelmediği sürece bir alım fırsatı olduğunu şahsen düşünüyorum. Lütfen yatırım tavsiyesi olmadığını da bilerek alın veya almayın. Orası size kalmış. İzdemir Enerji'de de söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi Karsan hissemize bakalım arkadaşlar. Karsan hissesinde 2000 yıllarından gelen bir kanal görüntümüz vardı. Kanalımızın üst bandı ve alt bandı şeklinde giden bir Karsan hissesi vardı. Bakın önemli destek ve direnç bölgelerinde ciddi zaman harcayan bir Karsan piyasa yapıcısı görüyoruz. Bakın kanal alt destek bölgesinde aylarca bekliyor ve bir anda sert mumlarla
kanal orta bant direnç bölgesine geliyor. Burada da yaklaşık 1 sene zaman geçirdikten sonra çok sert bir şekilde kanal üst bandına geldiğini görüyoruz. Yine kanal üst bandında da 1 senedir oyalandığını görüyoruz arkadaşlar. Benim şahsen Karsan'dan beklentim hala bu fiyatların ucuz olması. Uzun vadede 35 TL hedefinin olduğunu şahsen ben düşünüyorum. Ancak kırması gereken direnç bölgesinin altında olmasından dolayı al pozisyonu şu an için oluşmamıştır. 11.70 TL'nin üzerinde al pozisyonu oluşacaktır ve hisse senedinde daha da bir güçlenme ve yukarı yönlü sert gitme görüntülerinin oluşmasını beklerim. Ancak bunu ne zaman beklerim? 11.70'in üzerinde kapanış yapmasıyla beklerim. Dolayısıyla o bölgeye kadar yükselişler bir tepki yükseliş olarak kalabilir. 11.70'in üzerinde de Karsan hissesinde fiyatların daha da sertleşerek yukarı yönlü gitmesini bekliyorum. Bakın Karsan hissesinde çizmiş olduğumuz düşen bir trendimiz var. Buradaki zirve nokta ile buradaki direnç noktasını alıyorum. Düşen bir trend çiziyorum arkadaşlar. Ve bu düşen trendimizin direnç noktası 10.20 TL'den geçiyor. 10.20 TL'nin üzerinde kalan bir Karsan hissesi öncelikle 11 TL'lere gitmesini bekleriz. 11 TL'den sonra ana direnç bölgesi 11.70 TL olacaktır. Bu bölgelere doğru hareketliliğin devam etmesini ben bekliyorum. Yönü genel olarak yukarı yönlü okunması gerektiğini düşünüyorum. Ancak 10.20, 11 ve 11.70 direnç bölgeleri olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Bu direnç bölgelerinin altında olduğumuz sürece kısa vadede bir baskılanma görebiliriz. Bu direnç bölgelerinin üzerine atmayı başarabilirse yukarı yönlü beklediğim yükselişlerin olmasını bekleyebiliriz. Dolayısıyla şu an itibariyle direnç bölgelerinin altındayız. Fiyatlarda baskılanma görüyoruz. Bunlar teknik olarak normaldir. Direnç bölgeleri aşılamadığı sürece de aşağı yönlü baskılanma oluşabilir. Ancak direnç bölgeleri söylemiş olduğum bölgeler aşılırsa yukarı yönlü sert hareketliliğin gelmesi teknik olarak beklenti dahilindedir. Karsan hissesinin piyasa yapıcısı zor bir piyasa yapıcıdır ve kolay kolay para kazandırmaz. Zoren hissesiyle hemen hemen benzerdir. Bakın Zoren hissesinin piyasa yapıcısı da para kazandırmaz. Karsan da kazandırmaz. Bunlar ucuz hisselerdir. Piyasada ucuz kalan hisselerdendir. Ancak kolay kolay da piyasa yapıcıları yukarı yönlü ürünü götürmüyorlar. Ciddi bir sallama yapıyorlar, dökme yapıyorlar, ondan sonra götürüyorlar. Çok sabırlı olanlar bu hisselerde para kazanabilir. Kısa vadeli işlem yapan arkadaşların bu hisselerde para kazanması neredeyse imkansızdır. Arkadaşlar yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz bilgi niteliğindeki yayınlarımıza ilgi ve alakanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmak kendinize bir yatırımdır. Lütfen abone olmak suretiyle yayınları izlerseniz beni de desteklemiş olursunuz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar.